Selam dostum. Bugün seninle obsesif kompulsif bozukluk üzerine birkaç şey konuşacağız. Adından da anlaşılacağı gibi çok komplike ve çok kompleks bir adı var. Obsesif kompulsif bozukluk. Nedir bu obsesyon? Obsesyon dediğimiz şey takıntılı düşüncelerin aklımızdan bir türlü atamamak. Zaten obsesyon dediğin şey bir takıntıdır. Obsesif düşünceler aklımıza gelirler, yerleşirler ve biz bir türlü onlardan uzaklaşamayız. Ne yaparsak yapalım gün içerisinde mutlaka aklımızda olurlar ve biz işimizi yaparken sürekli arkadan konuşup fısır 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 bize bilgi verirler. Ya böyle olduysa, ya şöyle olursa, ya böyleyse, ya böyle değilse diye. Bunları uzaklaştırmak için bazı şeyler yapması gerekir insanın. İşte biz bunlara kompüsyonlar diyoruz. Yani şöyle ki, obsesyona eşlik eden kompüsyonlar rahatlatıcı düşüncelerdir aslında. Bunları yaptığın zaman obsesyon baskısının azaldığını hissedersin. Öyle hissedersin. Azalır mı baskısı? Onu bilemeyiz tabii. Hissettiğin o şey kompüsyonlar, yani hissedip de o baskıyla yaptığın kompüsyonlar yineleyici davranışlardır. Her dakika o davranışları yaparsın ki obsesyonlar azalsın ve o düşünceler aklından bir anda uçup gitsin. En çok yaygın olan obsesyonları konuşalım. Dünyada her 100 kişiden 3'ünde mutlaka görülen temizlik ve bulaşma obsesyonu dediğimiz obsesyon. Ben bunları teorisel olarak değil de daha çok vakalar üzerinden örneklendirerek anlatacağım ki herkes daha net anlasın diye. Bulaşma ve temizlik obsesyonu. Bulaşma ve temizlik obsesyonuna verebileceğimiz örnek vaka, 34 yaşında bir ev hanımı evine dışarıdan gelen herkesin mikrop taşıdığını düşündüğü için evdeki bütün ayakkabıların ve terliklerin yıkanmasını sağlıyor çamaşır makinesinde. Haliyle bütün eşyaları da deforme ediyor. Ama bu şekilde mikroplardan arındığını hissediyor. Burada obsesyon dışarıdan mikrop gelindiği düşüncesi, kompülsiyon ise bu düşünceyi hafifletmek için ayakkabıları ve terlikleri çamaşır makinesinde yıkamak. Dediğim gibi her 100 kişiden 3'ünde görülen genel bir obsesyondur bu. Şimdi diyeceksin ki her hijyeni temizliği seven obsesyon mudur ya da OKB midir? Hayır. Her temizliği ve hijyeni seven obsesyon değildir. Hepimiz temizliği ve hijyeni severiz. Fakat eğer bu boyuta geliyorsa, yani eşyayı deforme ettiriyorsa, gün içinde işlevsel bir şekilde yaptığımız hareketlerimizi artık doğru düzgün yerine getiremiyorsak, tıbbi tanı olarak evet bu bir obsesyondur. İkinci obsesyonumuz kuşku ve kontrol obsesyonu. Bunu da bir vakayla örneklendirirsek eğer, 36 yaşında bir beyefendi akşam işinden evine her geldiğinde arabasını 3 defa kontrol ediyor. Acaba tam olarak doğru olarak kilitlendi mi diye. Arabayı park ediyor, evine gidiyor. Eğer 2 defa kontrol etmişse hayır bunda bir eksiklik var deyip geri dönüp 3.'ü kontrol ediyor. Bunu genelde ütünün fişini çektim mi, ışığı kapattım mı, kapıyı kilitledim mi gibi obsesyonlar eşlik ederler bu tarz düşünceye. Üçüncü obsesyonumuz da cinsel içerikli obsesyonlar. Bunu örnek olarak da bir lise öğrencisi. Lisede öğretmenleriyle ve kız arkadaşlarıyla ilgili herhangi cinsel içerikli bir fikir aklına gelir diye hiçbiriyle konuşmuyor. Okuldayken iletişime girmiyor. Çünkü şöyle düşünüyor. Eğer aklıma böyle bir şey gelirse ben kendime hesap veremem. Ben bu cinsel içerikli düşünceleri nasıl düşündüm deyip kendimle kavga ederim deyip ne yapıyor kompülsiyon olarak? Kaçış gösteriyor. Kaçıyor. Hiçbiriyle iletişim kurmuyor. Bir diğer obsesyonumuz da dini içerikli obsesyonlar. Dini içerikli obsesyonlar da şu şekilde oluyor. Yine bir vaka üzerinden örneklendirelim. Bir hanımefendi akşamları namaz kılarken secdeye gittiği anda şunu düşünüyor. Diyor ki hayır acaba Allah var mı yok mu? Bunu düşündüğü için de ne yapıyor? İbadetlerini kesiyor. Bundan sonra namaz kılmamam lazım. Çünkü namaza başladığım anda aklıma böyle bir fikir geliyor. Ya ben dinden çıktıysam düşüncesi. Bir diğeri de simetri ve düzen obsesyonu. En çok rastladığımız ve en çok ev hanımlarında rastladığımız bir obsesyon türü. Sehpanın üzerindeki örtünün kayması demek, onun için evdeki bütün simetrinin, düzenin bozulması demek. Yani ev dağıldı demek. Halının saçakları eğer düzenli durmuyorsa ev dağıldı demek. Buna eşlik eden hareketler, kompülsiyonlar da sık sık, yani belki günde 100 defaya yakın sehpanın üzerindeki o örtünün düzeltilmesi. Bir diğeri de dokunma obsesyonu. Dokunma obsesyonu da yine bir vaka üzerinden örneklendirirsem, vestiyerin üzerinde bir tane aile fotoğrafı var. Beyefendi evden çıkarken eğer o fotoğrafa 3 defa eliyle dokunmazsa o gün içinde başına çok kötü bir şey geleceğini düşündüğü için işe giderken eğer bir defa dokunduğunu hatırlarsa yarı yoldan geri dönüp
onu 3'e tamamlayıp hayatını öyle devam ediyor. Bir diğer obsesyonumuz da sayma obsesyonu. Sayma obsesyonu nasıl? Mesela yemek hazırlıyor. Yemeğin içine attığı pirinç tanelerini sayıyor, nohut tanelerini sayıyor, yapmış olduğu yaprak sarmalarını sayıyor. Saymadığı zaman o yemeğin olmayacağını, bir şeylerin eksik gittiğini, o yemeğin o yemeği yiyen insanların da o yemekten faydalanmayacağını düşünme obsesyonu. En son obsesyonumuz ve en kritik obsesyonumuz da biriktirme obsesyonu. Yine bir vaka üzerinden son kez örneklendirirsek, bir beyefendi 96 yılından beri toplamış olduğu gazeteleri tarihlerine göre paketlemiş bir şekilde evinde saklıyor. Saklama sebebi ve biriktirme sebebi şu: teknoloji çağında yaşıyoruz ve bir gün eğer teknoloji biterse bu gazeteler, içindeki bilgiler çocuklarıma lazım olur deyip 96 yılından beri var olan gazeteleri saklıyor. Şimdi göstermiş olduğum bu tablo, yani sizlere anlatmış olduğum bu obsesyon ve onlara eşlik eden bu kompüsyonlar, sebepleri nelerdir sorusunu çok sık soruyorsunuz. İnsan neden obsesyon yaşar? Sebebinin çok net bilinmemesiyle beraber genetik faktörler çok önemlidir. Serotonin ve dopamin faktörü çok önemlidir burada. Sonuçta bu bir beynin işleyişindeki sıkıntıdır. Böyle olduğu için de tedavi amaçlı yönlendirebileceğimiz ilk basamak tabii ki bir psikiyatrist. Bir psikiyatristten ilaç tedavisi alındıktan sonra bizlere, yani uzman klinik psikologlara, terapi amaçlı tedaviyle başlanması gerekiyor. Terapide de bilişsel davranışçı terapi uyguluyoruz. Bilişsel davranışçı terapi uygulamamızın sebebi de şu: kişinin temizlik ve bulaşma obsesyonu varsa eğer, duş kullanımını sınırlandırıyoruz. Yani saatini kur, duşunu 10 dakikayla sınırlandıralım diyoruz. Simetri obsesyonu varsa, eşya topla, düzelt gibi bir şey söz konusu değil. Eşya sağda duruyorsa bugünlük solda dursun diyoruz. Böyle olduğu için de bilişsel davranışçı terapilerde sıkıntıyı basamaklı bir şekilde tırmandırarak kişinin yüzleşmesini sağlıyoruz. Yani bak, gördün mü, eşya sağda durduğunda da ev dağılmıyor, solda durduğunda da ev dağılmıyor. Sen 25 dakika duş aldığında da temizleniyorsun, 10 dakika duş aldığında da temizleniyorsun. Aynı şekilde dini içerikli obsesyonlarda da, yani aklıma dini olarak kötü bir şey geldiğinde bu seni ahlaksız, terbiyesiz yapmıyor. Tam tersi, aklına böyle bir düşünce geldiği zaman bu düşüncenin üzerine git, daha fazla düşün ve ahlaksız bir şey yapmadığının farkına varacaksın. Çünkü düşünceler eyleme dönüşmedikleri sürece seni kötü biri yapmazlar. Obsesif kompulsif bozuklukla ilgili söyleyebileceğimiz en net çerçeve budur. Bundan sonraki videolarda obsesif kompulsif bozukluk yaşayan birine nasıl davranmalıyızı konuşacağız. Çünkü hayatımızda eğer OKB yaşayan biri varsa, aynı ev içerisinde yaşıyorsak ve bir hayatı paylaşıyorsak, mutlaka bizim de yaşamımız onun yaşamı kadar zorlaşacak. Çünkü onunla birlikte yaşarken onun yaşamış olduğu bu psikolojik durum bizim hayatımızı etkileyecek. Bir sonraki videoda nasıl davranmalıyızı konuşup ona göre tedbirlerimizi alacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.